Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni eğitim öğretim yılına yaklaşırken hepimizin telefonu bir konu ile dolu. Vatandaşlarımız bizi arıyorlar, ulaşabildikleri herkesi arıyorlar, bir çare peşindeler, yurt arıyorlar. Çocukları üniversiteyi kazandı, başka şehirlere gitmek zorunda ama yurt bulamıyorlar, barınacak yer bulamıyorlar. Ulaşabildikleri milletvekili, bakan, devlet görevlisi, memur kim varsa ulaşıp bir çare arıyorlar. Çünkü barınma sorunu giderek ağırlaşıyor ve bugünlerde çok yoğun. 22 yıllık iktidarda maalesef yurt sorunu çözülmedi, çözülmek istenmedi. Gençlerimiz kaderine terk edildi ve aileler bu geçim sıkıntısı içerisindeyken bir de çocuklarına özel yurt bulma durumunda kalıyorlar. Özel yurtların fiyatları, aylık masrafları 120 bin liradan, yıllık yurt ücretleri 120 bin liradan 300 bin liraya kadar varabiliyor. Son derece yüksek rakamlar. Dolayısıyla bu konuya mutlaka şimdiye kadar el atılmış olması beklenirdi. Ama maalesef el atılmış değil. Hala gençlerimiz barınma sorunu yaşıyor. Hala velilerimiz, öğrenci, anneleri, babaları çaresiz. Ve özellikle de çocuklarımızı nasıl okutacağız diye kara kara düşünüyorlar. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli gündem maddesi Mpox diye bilinen, M çiçeği olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir hastalık. Bu virütik bir hastalık. Özellikle Afrika'da endemik olmuş bir hastalık ve Dünya Sağlık Örgütü en yüksek seviyede alarm veriyor. En yüksek seviyede dikkat edin diyor. Bu hastalığın yayılabileceğine dönük uyarıyor ve önlemler alınmasını telkin ediyor. Ama maalesef Sağlık Bakanlığımız bu konuda şu ana kadar etkili bir önlem almış değil, bir bilgilendirme yapmış dahi değil. Bizim Mpox çiçek virüsüne karşı nasıl korunabileceğimiz, bu hastalığın Türkiye'ye girişini önlemek için neler yaptığımız, neler yapmamız gerektiği ve Türkiye'de yayılmaması için hangi önlemleri almamız gerektiği hala açıklanmış değil, hala kamuoyu bilgilendirilmiyor. Adeta Sağlık Bakanlığı uykuya yatmış durumda. Biz bu tutumu hatırlıyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında aylarca Türkiye'de vaka yok demişlerdi. Aylarca Türkiye'de her önlemi aldık demişlerdi. Aylarca test yapmamışlardı ve aylarca yoğun bakımları kapatarak Türkiye'nin gözünü kapatabileceklerini zannetmişlerdi. Hatta açıkladıklarından 2 ay öncesinden 11 vaka olduğunu biz delilleriyle ortaya koymuştuk ve sonrasında da kabul etmek zorunda kalmışlardı. Yine aynı şeyin olmasından kaygılıyız ve Sağlık Bakanlığı'nı buradan uyarıyoruz. Bu kez COVID-19'daki yanlışlığa düşmeyin. Süreci şeffaf yürütün ve saklamak yerine, gizlemek yerine, hiçbir şey yokmuş gibi yapmak yerine tedbir alın, tedbirlerinizi anlatın, uyarın ve bu hastalığın yayılmasına karşı etkili önlemler alınmasını kolaylaştırın. Vatandaşımızın işini kolaylaştırın. Çünkü siz yok deyince virüs yok olmuş olmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını biliyoruz. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasını da biliyoruz. Ama bize gelen bilgiler içerisinde Ankara'da 4 vaka olduğu, 3'ünün Bilkentşehir Hastanesi'nde, 1'inin de Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğu bilgisi var. Doğru mu değil mi? Teyide muhtaç. Ama teyide muhtaç olmayan gerçek şu ki, Sağlık Bakanlığı bir aymazlık içerisinde ve özellikle de bu hastalıkla ilgili tedbir almıyor veya aldığı tedbirler varsa da bunu kamuoyu ile paylaşmıyor. Biz sürecin şeffaf, açık, etkili ve güvenilir bir biçimde yürütülmesini bir kez daha buradan uyarıyoruz, söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, dün Manisa'da hepimizin yüreğini parçalayan, vicdanlarımızı ayağa kaldıran ve asla kabul edemeyeceğimiz kadına karşı şiddet olayını gördük. Çocuğunun gözü önünde 19 yaşında bir kadına, hamile bir kadına eşi tarafından ağır şiddet uygulandı ve maalesef bu şiddet halkasına bir yenisi daha eklendi. Tüm Türkiye ayağa kalktı. Hepimiz böyle olaylar olduğunda
Bunu kabullenmiyoruz, istemiyoruz, lanetliyoruz. Ama bir şeyler yapması gerekenler, yani kadına karşı şiddeti önlemesi gerekenler, etkili önlem almak konumunda olanlar dönüyorlar vatandaşlara, etraftaki vatandaşlar bu kadını niye kurtarmadı diye soruyorlar, çıkışıyorlar. Sayın Çelik, o kadını koruması gereken sensin, senin hükümetin. Sen etkili önlemler almadığın için Türkiye'de kadınlar şiddete uğruyor. Sen etkili önlemler almadığın için kadınlar sürekli darp ediliyor. Sürekli kadın cinayetlerine tanık oluyoruz. Senin Cumhurbaşkanın bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıktığı için kadınlar artık daha korumasız. Bütün rakamlar ortada. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız ve özellikle de kadına karşı şiddeti bir tarafından özendiriyorsunuz. Bir tarafından destekliyorsunuz. Bir taraftan lanetliyorsunuz. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Kabullenmeyiz diyorsunuz. Ama diğer yandan yaptıklarınızla kadına karşı şiddeti teşvik ediyorsunuz. Kadınları koruması gereken sizken dönüyorsunuz etraftaki vatandaşlara niye korumadınız diye de çıkışıyorsunuz. Sizin birilerine çıkışmak değil, kendi görevlerinizi eksiksiz yapmak gibi bir sorumluluğunuz var. Bakın, yılın ilk 6 ayındaki rakamları paylaşıyorum. 234 kadın katledilmiş. 182 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş. 255 kadınımız yaralanmış şiddet sonrası. 140 kadın seks işçiliğine zorlanmış. 73 kadın cinsel tacize zorlanmış, maruz kalmış. Ve sadece bu rakamlar basına yansıyan, bizim bulabildiğimiz rakamlar. Dolayısıyla kadına karşı şiddeti elbette şiddetle kınıyoruz, kabul etmiyoruz ama bizim meclis olarak, sizin hükümet ve yönetenler olarak yapacağınız daha çok şey var. İlk yapacağınız İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmektir. 6284'ün kadınlarımızı yeteri kadar korumadığı ortaya çıkmıştır. Daha geçenlerde televizyon ekranlarına yansıdı. Adam diyor ki seni öldürürüm, 5 yıl yatarım, 3 yıl hapiste kalırım, gerisini tedbirli çıkarım ve devam ederim hayatıma diyor. Bu algı yerleşmiş. Kadına karşı şiddetin cezasızlığı algısı yerleştikten sonra artık şiddeti önleyemiyorsunuz. Dolayısıyla sizin yapacaklarınızı vatandaşa ihale etmek, vatandaşa çıkışmak ve vatandaş üzerinden kendini temize çıkartmak kolaycılığına girmeyin. Kadına karşı şiddet artıyorsa, kadın cinayetleri artıyorsa birinci sorumlusu sizsiniz. İlk yapmanız gereken de tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne dönmektir. Artık daha fazla kadın cinayeti, kadına karşı şiddet görmek, duymak istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, önemli bir konu. Daha önce gündeme getirmiştik. Süleyman Soylu'nun yargılanma arzusu. Süleyman Soylu hakkındaki somut iddialar sonrasında bakanlıktan da olunca biraz da gündeme gelmek için bir gün kalktı, ben yargılanmak istiyorum dedi. Kendisi eski bakan, yeni milletvekili, dokunulmazlığı var. Ne yapmak lazım? Dokunulmazlığımı kaldırın, ben yargılanayım dedi. Çok minnoş bir hareket. Öylesine böyle sevecen bir hareket ki, çok masum bir hareket. Beyefendi yargılanmak istiyor ve geliyor bir dilekçeyle meclis başkanlığına başvuruyor. Meclis başkanlığı ne yapıyor? Sayın Soylu, sizin hakkınızda bir fezleke yok. Dolayısıyla benim yapacağım bir işlem yok diyor. Peki bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Ben de biliyordum bunu. Hepimiz biliyorduk. Ben buradan 10 gün önce söyledim. Senin hakkında fezleke yok ki. Senin hakkında hiçbir savcı işlem başlatamıyor ki. Hiçbir polis soruşturma yapamıyor ki. Zaten fezleke yok. Bu neyin yargılaması? Bu neyin efelenmesi? Ha, sen yargılanmak istiyor musun? Sen mesela Ayhan Bora Kaplan çetesiyle, suç örgütüyle ilişkilerini anlatmak istiyor musun? Veya sorulara muhatap olup kendisi temize çıkartmak istiyor musun? O zaman yapacağın bir iş var. Sen Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl yurt dışına çıkarttığını, nasıl arkasında durduğunu açıklamak, bunun sonucuna katlanmak, ifadesini vermek istiyor musun? Yapacağın bir iş var. Sen 10 bin dolar suç örgütünden 10 bin dolar ayda maaş alan milletvekilini söylemek istiyor musun?
yapacağım bir iş var. O da meclis soruşturmasına maruz kalmak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve diğer gruplarla da istişare halinde bunu yapabiliriz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Haberin olsun. Senin yapacağın gelip o dilekçenin altına bir imza da sen koymak. Anayasamızın 106. maddesine göre meclis soruşturması salt çoğunluğun bir fazlası imza ile başlatılabilir. Hakkında fezlekeye falan gerek yok. Muhalefet olarak bizim imzalarımız ortada. Ama sayımız 301'i bulmuyor. Senin ve senin yanında duran arkadaşların herhalde senin masum olduğuna, ifade vermek isteyeceğine, aklanma hakkın olduğuna saygı duyuyorlardır. En azından sen ve senin aklanma hakkına saygı duyan, senin temiz olduğuna inanan arkadaşlarınla 40 imza bulacaksın, geleceksin, bizim imzalarımızla birleştireceksin, meclis soruşturması açılacak ve sen orada Ayhan Bora Kaplan'la ilişkini, Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkini, mafyadan 10 bin dolar alan milletvekilini tek tek anlatacaksın ve masumluğunu ispat edeceksin. Üstelik de o komisyonda biliyorsun ki AKP'li ve MHP'li milletvekilleri de olacak. Buna cesaretin var mı? Bunu söyle. Yoksa Türkiye'nin göz önünde bir dilekçe veriyor. Beyefendi beni yargılayın diyor, dokunulmazlığımı kaldırın diyor. Öbür meclis başkanlığı ya senin hakkında fezleke yok diyor. Böyle bir tiyatro oynanıyor. Bunlarla kimi kandırıyorsunuz? Bu sahte efelenmelerden vazgeç ve yargılanmak istiyorsan, soruşturulmak istiyorsan, ifade vermek istiyorsan hodri meydan diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli nokta Türkiye'nin önemli bir tartışması Can Atalay'ın milletvekilliği sorunu. Hepimizin bildiği gibi Can Atalay 3 kez Anayasa Mahkemesi kararı ile milletvekili olduğu, milletvekilliğinin düşmediği, milletvekilliğinin düştüğü hakkında yapılan işlemin yok hükmünde olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit edilmişti. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte aslında Şerafettin Can Atalay şu halde milletvekilidir. Kendisi milletvekilidir ve kendisinin görevine başlaması, yani meclise gelip yemin ederek görevine başlaması cezaevinde tutulduğu için imkansızdır. Kendisi cezaevinde de facto bir biçimde, fiilen tutulmaktadır, hukuksuz bir biçimde tutulmaktadır. Bu benim fikrim değil. Bu Anayasa Mahkemesi'nin 3 kez kararıyla tespit edilmiş bir durum. Şu halde biz daha önce yaptığımız olağanüstü toplantı çağrısı sonrasındaki genel kurulda Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin tekrar okunarak başlatılması, kendisiyle ilgili özlük hakları işlemlerinin başlatılması noktasındaki genel görüşmenin amacına ulaşmadığını görüyoruz. Bakınız, o toplantıda özellikle meclise kan düştü. AKP idari amiri tarafından başlatılan ve bir kısım AKP milletvekili ile yürütülen meclisteki tartışma ortamını terörize eden, dokunulmaz olan meclis kürsüsüne dokunan, dokunulmaz olan mecliste konuşan hatipe saldıran, şiddet uygulayan, kadına karşı şiddetin olduğu bir toplantıya şahit olduk. 2 saatte bitecek toplantı 7 saate kadar uzadı. Ve sonrasında bu tartışmalar, yani Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğu ve milletvekili görevine dönmesi gerektiğine dönük meclis kararının okunması geri plana itildi. Bu şiddet olayı ön plana çıktı. Biz tekrar 10 Ekim'de, 10 Eylül'de meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Biz tekrar 10 Eylül'de meclisin olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de genel kurulda tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil. Bizim amacımız özellikle meclisi olağanüstü toplantılarla meclis gündemini işgal etmek değil. Ama meclisin bir üyesi, 600 milletvekilinden birisi, oy birliğiyle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi yapılmış birisi ve milletvekili olduğu, milletvekilliğinin düşmediği,
Anayasa Mahkemesi kararıyla 3 kez ortaya konmuş bir kişi şu anda cezaevinde. Bizim bünyemiz cezaevinde tutuluyor. Şu andan itibaren Can Atalay 600 milletvekilinden biridir. Şu anda İşçi Partisi'nin milletvekilidir ama bundan sonra bütün partilerin milletvekili gibi muamele görecektir. Değerli arkadaşlar, bugün artık meclisin bu duruma el koymasını, özellikle Can Atalay'ın milletvekili olduğunun tekrar okunarak, meclise bildirilerek gerekli işlemlerin başlatılmasını, özlük hakları ile ilgili işlemlerin meclis başkanının genel sekreterliğe yazacağı bir yazı ile başlatılmasını ve yargıdaki bu krizin, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay'ın uymayışının bir genel görüşme ile mecliste görüşülmesini yapmak üzere 10 Eylül'de meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Biz bu süreci diğer partilerin grup başkan vekilleriyle ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'la iletişim halinde yürütüyoruz. Her bir mevkidaşım Can Atalay'ın hapiste daha fazla tutulmaması ve bir an evvel gelip Hatay halkının iradesi doğrultusunda Türkiye Milletvekilliği görevini yapması ve meclisin burada üstüne düşeni yapması noktasında en az bizim kadar duyarlı ve ilk tutumlarının tamamen arkasındalar. İnanıyoruz ki ve biliyoruz ki bütün meclis grupları 10 Eylül'de mecliste olacaklar, yerlerini alacaklar ve Can Atalay'ın artık bundan sonra milletvekili olarak görevini yapması için ve bu hukuk garabetinin sonlandırılması için üstlerine düşeni yapacaklar. Ben şimdiden bütün katılacak gruplara, milletvekili arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu süreçte özellikle diğer partilerin grup başkan vekillerini ve yetkililerini bu konuda gösterdikleri duyarlılık ve kararlılık noktasında tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Her bir mevkidaşım ve her bir milletvekili Can Atalay'ın artık bu hukuksuzluğa, bu garabete son verilerek görevine başlaması için üstüne düşeni yapmak konusunda en ufak tereddüt olmayacağını biliyorum. Ve bu inançla da umuyorum ki 10 Eylül'de meclis olağanüstü toplantıyı yaptığında Can Atalay için de, demokrasimiz için de, meclisimiz için de hayırlı bir karar çıkar. Onu da umutla bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, son gündem maddesi olarak özellikle Türkiye'deki ekonomik durumunda ayrılmaz bir parçası olan tasarruf tedbirleri ile ilgili birkaç rakam vermek istiyorum size. Son derece çarpıcı rakamlar, son derece iktidarın ne halde olduğunu ortaya koyan düşündürücü rakamlar ve bu rakamlara baktığımızda her şeyin bir yalan, tasarruf tedbirlerinin bir palavra, bir yalan olduğu ve bu iktidarın asla ve kat'a ekonomiyi düzeltemeyeceğini bir kez daha anlıyorsunuz. Bakınız, Mayıs ayında bir kamuda tasarruf genelgesi çıkarttılar. 3 yıl boyunca temsil ve tanıtıma bütçe ayrılmayacaktı. Kamudan yeni araç kiralanmayacaktı. Ve geçen ayın verilerine baktığımızda korkunç rakamlara ulaştık. Bir aydaki bütçedeki açık 97 milyar lira. Temmuz ayı açığı 97 milyar lira. Peki bir önceki Temmuz ayına göre temsil ve tanıtım ödeneği ne kadar artmış? 5 kat artmış. 2023 Temmuz'una göre 2024 Temmuz'unda temsil ve tanıtım ödeneği 5 kat artmış. Hani tasarruf yapacaktınız? Hani temsil ve tanıtıma para ayırmayacaktınız? Nerede kaldı? 5 kat harcamışsınız. Hiç olmazsa var olan kadar harcasaydınız. Keşke bu genelge olmasaydı. Genelgeyi yayınladınız. Belki aynısını harcayacaktınız. 5 katını harcamışsınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Aynı şekilde bakın, özellikle 17 Temmuz 31 Temmuz arasında araç kiralama sözleşmesi 1 milyar 171 milyon lira
476 bin liralık araç sözleşmesi yapılmış. Araç kiralama sözleşmesi yapılmış. Ve kamuda Temmuz 2023 tarihinde 43 milyon 615 bin lira olan temsil ve tanıtım gideri geçtiğimiz ay Temmuz 2024'te 235 milyona çıkmış. Yani 43 milyondan 235 milyona çıkan bir temsil ve tanıtım gideri. Ve dolayısıyla da değerli arkadaşlar, bu bütçe dikiş tutmaz, bu anlayışla bu ekonomi dikiş tutmaz, bu gemi su almaya devam ediyor ve bu anlayışla, bu har vurup harman savuran, bu kendi şatafatında, bu yandaşları zengin etmekten başka bir şey bilmeyen, bu emekliyi, işçiyi, ücretliyi, öğrenciyi bir kenara bırakan siyasi iktidarın ömrü dolmuştur. Ne ekonomide ne başka bir alanda ülkeye, bu millete vereceği hiçbir şey kalmamıştır. İlginiz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Hayır, diğer gruplarla. Hayır, iktidar partisi. Meclis başkanımızla bir iletişimimiz var. Kendisine de bu görüşlerimizi ilettik. Efendim? Ya kendisi bir başvurumuz olduğunda bunu iç tüzük gereğince değerlendireceğini söyledi. Hayır, yok. Çünkü onların tutumunu zaten biliyoruz, biliyorsunuz. MHP zaten kendisini bu tartışmanın dışında tutuyor. O Engin Alan kararını unutmuş. Engin Alan mahkeme kararı ile cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli ilk anayasa mahkemesi var demişti. Ama bugün söz konusu olan Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa mahkemesine meydan okuyacak kadar, Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyecek kadar da ileri gidiyorlar. İşte bu da onların hukuka saygılarının ve demokratlıklarının ve milli iradeye saygılarının da bir ölçüsü olmuş oluyor. Efendim, ikinci şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu SGK borçlarının tahsilini gündeme getirdiğinde bizim belediyelerimizi tehdit etmişti. Ve 31 Mart'taki milletimizin verdiği kararı anlamadığını, sindiremediğini ortaya koymuştu. Ve yok öyle 25 kuruşa köfte diyerek de tehdit etmişti. Yani biz bundan sonra sizin boğazınızı sıkacağız, bakalım bundan sonra bu hizmetleri nasıl yapacaksınız demişti. Ve aslında bu borçların büyük kısmının AKP'li belediyelerden devralındığı da biliyorsunuz rakamlarla ortaya kondu. Ancak önümüzde şöyle bir gerçek var. Birçok belediye açısından mevcut SGK borçları, yani daha önce AKP'li belediyenin yaptığı SGK borçları ve daha sonraki kimi nedenlerle, pandemi vesaire gibi nedenlerle ödenemeyen SGK borçlarının belediye bütçelerinde çok ağır bir yük olduğu ve belediyeleri hizmet yapamaz noktaya taşıyabileceği de ortada. Sayın Cumhurbaşkanı aslında ifadesinde belediyeleri hizmet yapamaz bir noktaya taşımak, belediyeleri zor duruma sokmak, belediye başkanlarımızı başarılı hizmet vermekten bir şekilde geri çekmek noktasında bir hedef olduğunu fark ediyoruz ama aklı selimle düşünüldüğünde belediyelerde bu devletin kurumları, devletin diğer kurumlarına yapıldığı gibi ödeme kolaylıklarının yapılması, ödeme planlarının yenilenmesi ve özellikle de faizlerin silinmesi bir gereklilik olarak önümüzde duruyor. Bu daha önce hem belediye başkanlarımız tarafından hem de Sayın Genel Başkanımız tarafından ifade edilmişti. Tabii o toplantıda, yani kapalı toplantıda böyle bir öneri oldu mu olmadı mı bu konuda benim bilgim yok. Ama bildiğimiz şudur ki bu borçların mutlaka aklı selimle, bir devlet aklıyla ne vatandaşı mağdur edecek? Çünkü
hizmet bekleyen vatandaşlar var, ne belediyeleri maaş ödeyemez noktaya taşıyacak ama ne de SGK'yı alacağından vazgeçirecek bir noktaya taşımamalı. Burada bir yeniden yapılandırma ve borçların bu şekilde bir cezalandırma gayesi için değil, bir alacak tahsilatı için yapılandırılması ve tahsil edilmesi gerekmektedir. Şu an için Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek üzere bir planı, bir girişimi, bir çabası söz konusu değildir. Şöyle, Sayın Şimşek istifa etti mi etmedi mi benim bilmem mümkün değil. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama bildiğimiz, emin olduğumuz şeyleri de söylememiz gerekir. O da şudur, Mehmet Şimşek kaçacak yer arıyor. Mehmet Şimşek'in aklı Londra'daki maaşında kaldı. Geçenlerde zaten ne kadar özverili olduğunu, İşte kaç yüz bin poundluk maaşlardan vazgeçip Türkiye'ye geldiğini ifade etmişti. Ve Türkiye'deki ekonomik programın tutmadığı, dikiş tutmadığı, sonuç vermediği apaçık ortada. Bakın yapa yapa yaptıkları asgari ücreti sınırlamak, emekliye 2500 lira maaşı reva görmek, memurun boğazını sıkmak, insanları işsiz ve aç bırakmak, talebi bastırarak, faizi yükselterek, Türkiye'deki enflasyonu düşürmek. Ama bunu yapamıyorlar. Çünkü asıl enflasyonu düşürmesi gereken, asıl mal ve hizmetlerin fiyatının artışını önlemesi gereken devletin kendi politikalarıdır. Elektriğe %200 zam yapıyorsun. Doğalgaza %200 zam yapıyorsun. Köprü geçişlerine %200 zam yapıyorsun. Dönüyorsun, ben enflasyonu düşüreceğim diyorsun. Mehmet Şimşek'in bugüne kadar ortaya koyduğu ekonomi politikası Londra bankerlerine yaramıştır. %50 faiz veriyoruz. Bu faizi çocuk veriyor, genç veriyor, işçi veriyor, işsiz veriyor, emekli veriyor. Ama bu faizi alanlar Londra'daki bankerler ve onların Türkiye'deki temsilcileridir. Dolayısıyla bu ekonomik programın tutmadığı ve tutmayacağı, enflasyonun bir türlü düşmediği ve özellikle devletin kendi hizmetlerinden ve mallarından yaptığı zamlarla enflasyonun daha da sıçrayacağı, şirketlerin konkordato rakamlarına baktığınızda batmaya devam ettiği ve daha hızla batacağı, önümüzdeki kışın kara kış olacağı ortada ve dolayısıyla da Mehmet Şimşek ekonomiyi elbette ki bizim kadar bizden daha fazla biliyordur. Bu ekonomik programın çökeceğinin de farkındadır ve kaçacak bir yer aradığından eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar.